hani Alsancak'ta okuyan bir öğrenci olarak maalesef. Hele orada çok daha yoğun, doğru. Evet, çok yoğun oluyor. Günlük yaşamımızda herkes etkileniyor ve çok konuşuluyor da aynı zamanda. Neden kaynaklı olduğu, nasıl çözülebileceği. Bizim zaten yapacağımız projede üstüne değineceğimiz konularda su da var, kirlilik de var. Bunların üzerine bir şey yapılıyor mu, yapılmıyor mu bilmiyoruz ama bunun üzerine biz de yoğunlaşmak isteriz. Yani çözümler hepimiz aslında bundan çünkü mağduruz. Evet. O yüzden hepimizin belli fikirleri var. Bu da çözmemiz gereken bir konu hepimize çünkü... Yani böyle bekleyemeyiz. Evet. Şimdi, şu an böyle izleyemeyiz bunu. Ama izliyoruz hep birlikte. Harekete geçmemiz lazım en azından. Şimdi akıl ve bilim her şeyi çözebilir. Ama siyasetin mesela akıl ve bilimi kullanması lazım. Hele hele sosyal demokrat siyasetin kendisine benim söylediklerim bir gün bilimle çelişirse bilimin söylediğini yapın diyen bir lider var Atatürk gibi. Bunu doğal lider olarak gören bir siyasi yaklaşımın bir kere bu sorunu bilimle çözmesi lazım. Yani hamasetle, siyasetle olmaz. Ve bunun çözümü de var. Dünyanın birçok yerinde böyle sorunlar yaşanıyor ve çözülüyor. Biz de çözebiliriz. Biraz geçmişe gideyim. Yani bu sorun nereden kaynaklanıyor? Onu da izah etmekte yarar var sevgili seyirciler için. Şimdi rahmetli Ahmet Priştina, bundan 25 yıldan fazla oldu tabii. O zaman bir vizyon projesi olarak İzmir'in büyük kanal projesini devreye sokmuştu. Yani nur içinde yatsın. Tabii çok önemli bir projeydi o dönemde büyük kanal projesi. Ve bu kanal projesi doğrultusunda iki büyük ileri biyolojik arıtma tesisi kuruldu. Biri işte Sasalı'da, şehrin kuzeyindeki temizliği yapmak için. Bir de Liman Reis'te ve dolayısıyla bu iki ileri biyolojik arıtma tesisine kanalizasyon ve yağmur suyunu toparlayacak büyük bir kanal projesi. 280 kilometre yanlış hatırlamıyorsam. Çok büyük bir projeydi. Bu tamamlandı ama o tarihlerde İzmir'in nüfusu 1,5 milyon falandı. Bugün İzmir'in nüfusu 4,5 milyon. Ve bu ileri biyolojik arıtma tesislerinin de kapasitesi 1,5 milyon nüfusa hitap edebilecek şekilde o zaman tasarlanmış. Ve biz hala o sistemi kullanmaya çalışıyoruz. Ve sistemi kullanmaya devam ediyoruz. 4 katı fazla. Ve sistemin bir hatası var. Yağmur suyuyla kanalizasyon suyunu birlikte toplayıp arıtma tesisine götürüyor. Şimdi 4,5 milyonluk kapasiteyi düşünürseniz o kanalın buna yetmesi mümkün değil. Bir de üstüne yağmur suyunu da bir arada tutuyorsunuz. Ve kapasitesinin çok üstünde atık su ileri biyolojik arıtma tesisine geliyor. Bu tesisin bu suyu arıtarak körfeze deşarj etmesi mümkün müdür? Değildir. Arıtamıyor zaten yani. Kapasitesi yetmiyor ve mecburen geldiği gibi suyu körfeze deşarj ediyorlar. Ve körfezdeki kirlilik bu yüzden artıyor. Yani sorun geçmişten kaynaklanan bir sorun. Oradaki projedeki hata ne? Yağmur suyuyla kanalizasyon suyunun aynı kanalda toplanması. Bunun ayrılması lazım. Şimdi bir önceki belediye başkanı döneminde bununla ilgili bir proje başlatıldı. Yağmur suyuyla kanalizasyon suyunu birbirinden ayıran kanal projesi. Ve 5 yıllık süre içerisinde sanıyorum 80 kilometresi bu kanalın ayrılabilmiş. Daha 200 kilometreye yakın kanal yapılması lazım. Yani bu kanal ayrıştırılması yapılmadan su ve kanalizasyon atık sularının birbirinden ayrılması sağlanmadan körfezin temizlenmesi mümkün değil. Bu da böyle hemen bir günde iki günde olabilecek bir şey değil. Yeni bir proje ve tabii ki milyonlarca dolarlık bütçe gerekiyor. Ve tabii ki o arıtma tesislerinin kapasitesinin de en az 3 kat arttırılması gerekiyor ki şehrin bütün bu kanalizasyon kirli suyu körfeze akmasın. Ve şu an Çevre Şehircilik tarafından kesilen parayla çok ciddi bir kısmı ceza ile yani çok ciddi bir kısmı ceza da bir çözüm değil. Yani şimdi ceza ile keseceğiniz o fonu parayı
çözüm için harcasanız, evet, yani belediyeye destek olup, değil mi, bunu bir siyasi kavga malzemesi yapıp işte. Ya evet, şey olabilir. Yani bu ceza miktarı buranın düzeltilmesi için tabii kullanılacaksa için bir af, bir destek gibi, evet, yönetilebilir. Birincisi bu. Yani bu projenin yapılması lazım. İkincisi, çok büyük miktarlarda atık su körfeze deşarj edilirken, körfezin açık denizden, Ege Denizi üzerinden körfezi besleyecek denizaltı akıntılarının, ki oksijenlenmeyi sağlayan bu, sürekli temiz su geliyor, onun önünde bariyer oluşturabilecek dip çamurlarından dağlar var körfezin girişinde. Biz bunu suyun üstünden göremiyoruz ama o denizden gelebilecek akıntıları engelleyecek düzeyde. Ve engelliyor zaten. Körfeze taze su ya da temiz su gelemediği için, oksijen de gelemediği için, bu sefer balıklar oksijensiz kalıp ölüyorlar. Bir sebebi de bu. Yani oksijenden mahrum, evet, körfez. Onu oksijenlendirecek olan temiz su, onun da önünü açmak lazım. Oradaki birikintiyi temizlemek lazım. O birikinti de yine atıklardan kaynaklı bir yükselme, değil mi? Evet. Tabii. Ve sudaki kirlilik oranı arttığı süreçte mikro ve makro alglerin popülasyonu da giderek artıyor. Mesela algler de çok çeşitlidir. Mesela kahverengi algler var, kırmızı algler var, yeşil algler var. Örneğin kızıl alglerin sayısı arttığı zaman, ki bu kirlilikten beslenerek popülasyonu artıyor, deniz kıpkırmızı oluyor. Biz bakıyoruz ki denize boya mı döküldü, bir yerden bir evet, rengi değişiyor. Atık su mu karışıyor, ne oluyor acaba? Aslında onlar algler, suya o rengi verenler. Hı hı. Canlılar yani, organizmalar. Kirlilikten beslendikleri için popülasyonu sürekli artıyor ve suyun rengini değiştiriyor. Bir gün kalkıyoruz bakıyoruz kahverengi olmuş körfez. Bir gün yeşil ama bir gün kırmızıya dönüşmüş. Hani vapurla seyahat edenler bilir, vapurun dalgaları yararken oluşturduğu köpüklere bakın. Rengi, renginden anlıyorsunuz zaten. Yani normalde o köpüklerin bembeyaz olması lazım. Ama İzmir Körfezi'nde o dalgaları yararken vapurun çıkardığı köpükler her gün bir başka renk. Ve bütün bu projeler tamamlanıp ardından da gene bilimle yaklaşıp, biyoremediasyon yöntemi denen bir yöntem var. Bu dünyanın her yerinde kullanılan bir yöntem. Aslında bir koruma yöntemidir. Sulak alanların, denizlerin, okyanusların temiz kalması için. Biyoremediasyon yöntemiyle belli bir pilot saha oluşturulup orada yeterli, gerekli ortamı yarattıktan sonra bunu parça parça genişleterek bütün körfezi kurtarmak da mümkün. İşte bizim SÜGEP'li gençlerin şimdi odaklandığı yeni proje, körfezdeki bu sorunu nasıl aşılabileceğimize dair bir model önermek. Evet. Umarım o proje de bittiğinde projenin raporunu gerekli yerlere ulaştıracağız. Yani belki ilham olarak biz de bunu yapalım, bari çözelim diyebilirler. Hı hı. Eğer isterseniz bir başka programda da o proje ekibinden gençlerle gelip orada ne yaptığımızı, ne yapmak istediğimizi detaylı, evet,